12 Kasım 1999 Düzce depreminin üzerinden 22 yıl geçti. 7.2 büyüklüğündeki depremde 1000'e yakın yurttaşımız hayatını kaybetti, 5000'e yakın yurttaşımız yaralandı. Düzce depreminden bu yana ülkemizde birçok deprem meydana geldi. Ancak depreme hazırlık konusunda hala 22 yıl öncesiyle aynı noktada olmaktan utanç duyuyoruz. Aradan geçen bunca zamana ve yaşanan acılara rağmen yapı üretiminde mühendisliğin gerekleri hala dikkate alınmıyor. Artık daha fazla vakit kaybetmeden depremin afete dönüşmemesi için bir an önce yapı envanteri çalışması yapılmalı, güvensiz yapılar tespit edilip dönüştürülmelidir. Kentsel dönüşüm rant için değil, deprem ve yapı güvenliği için planlanmalıdır. Yapı tasarımı, üretimi ve denetimi süreçlerinde mühendislik hizmetlerinden eksiksiz yararlanılmalıdır. Mühendislik hizmetleri sadece kağıt üstünde kalmamalıdır. İstisnai durumlar dışında bütün yapılarda tam zamanlı şantiye şefliği olmalıdır. İmar afları cinayete davetiye çıkarmaktadır. İmar aflarına uğramış bütün yapılar mühendislik hizmeti almamış varsayılmalı ve denetime tabi tutulmalıdır. Olası bir İstanbul depreminde afet yönetimini zora sokacak ve daha olumsuz sonuçlar doğuracak olan Kanal İstanbul projesinden bir an önce vazgeçilmelidir. Bütün mühendislik hizmetleri kamusal bir görev olarak algılanmalı, kamu kurum ve kuruluşları kontrol ve denetleme yetkisini sonuna kadar kullanmalıdır.